Anadolu'dayız'dan 360'tan herkese merhabalar. Ben Lokman Dağ ve bugünkü durağımız İzmir Bayındır. Efendim Bayındır'a geldiğinizde nerede, ne yenir, ne içilir, nerelere gidilir dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hikayelerimiz olacak, yol hikayelerimiz olacak, lezzet duraklarımız olacak, mis gibi köylerimiz olacak. Hazırsanız İzmir Bayındır turumuz başladı. Sevgili dostlar, Bayındır Belediyesi'nin çok güzel bir çalışması var. Sokak iyileştirme hareketi. Bulunduğumuz bu mahalle Kurt Mahallesi. Hemen eski cami sokaktayız. Ve evlerin dışı şirin şirin, böyle şıkır şıkır çok güzel olmuş, rengarenk boyalanmış. Sokaklar kaldırım taşlarına döşetilmiş. Çok güzel sokak lambaları yapılmış. İnsan buraya geldiğinde böyle geçmişe güzel bir yolculuk yapıyor. Onun yanı sıra hala burada yaşam devam ediyor. O eski mahalle kültürü hala burada yaşatılıyor. Binaların dışı boyanmış, bozuk, çürük olan yerler tamir edilmiş ve rengarenk boyanmış sokaklar, mahalleler. İnsanın sokakta yürürken açıkçası iştaha açılıyor bu kadar güzel olmasının. Bakın şöyle gelin beni takip edin. Mesela normal klasik bir ev ama restorasyondan sonra ortaya çok güzel bir görüntü çıkmış. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık. Hakikaten çok güzel olmuş. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Geldiğinizde Bayındır'a sadece çiçekleri rengarenk değil, aynı zamanda sokakları da rengarenk, mahalleleri de rengarenk. Ve burada gezin dolaşın, çok güzel fotoğraf çekeceğiniz, çok güzel kapılar ve evler göreceksiniz. Ben bayıldım diyorum tekrardan. Yüreğine sağlık. Kim yaptıysa, kim yaptırdıysa, kim emek harcadıysa. Cami Mahallesi'nde Hacı Sinan Camii'nin avlusundayız. Bu cami 1559 yılında Hacı Sinan tarafından yaptırılıyor. Osmanlı zamanında biliyorsunuz bir yere cami yapıldığında etrafına daha sonra yerleşkeler yapılırmış. İşte bu cami yaptırdıktan sonra buradaki mahallede oluşmaya başlamış ve mahalleye de Cami Mahallesi deniyor. Adını buradan alıyor. Aslında burası yapılırken bir külliye olarak inşa ediliyor. Yani medresesiyle, hamamıyla ve camiyle bulunduğumuz bu avlunun içinde ise şadırvanı var. Açık bir şadırvanı, mermerden yapılmış bir şadırvanı. Zaten camiyi de oluşturan temellerin başında taş ve kırmızı tuğla geliyor. Karşı tarafında, caminin karşısındaysa bir Sıbyan Mektebi var. O da 17. yüzyılda yapılmış ve şu anda restorasyonu bittikten sonra herhangi bir şey yapılmıyor içinde. Hala faal bir cami. Yakın zamanda restorasyonu bitti. Dediğim gibi bulunduğumuz bu mahallelerde sokak iyileştirme hareketleri devam ediyor. O kapsamda da böyle çok güzel, keyifli yerler olmuş demiştik. Caminin de restorasyonu bittikten sonra şu anda hala ibadete açık ve geldiğinizde gezip dolaştıktan sonra caminin şöyle bir güzelliği var. Gerçekten efil efil esiyor avlusu. Avlusuna oturup burada biraz dinlenip huzur bulabileceğiniz güzel yerlerden bir tanesi. Dediğim gibi Bayındır'a geldiğinizde buraya gelmeyi de ihmal etmeyin. We'll be right back.
Sevgili dostlar, 19. yüzyılın sonunda yapılmış çok güzel bir hana geldik. Aslında içeriye girdiğinizde o büyülü atmosferi siz de hissedeceksiniz. Tabii burası atıl durumdaydı. Bayındır Belediyesi burayı alıp restore ettikten sonra ek hizmet binası olarak kullanıyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yapıda ise Halk Kütüphanesi. Biz buraya niye geldik? Efendim, Bayındır'ın efeleri meşhurdur. Peki bu efeler nasıl oynuyor ve neler yapıyor? Efelik nedir? Onu soracağız. Ama önce şu görsel şöleni size yaşatayım. Daha sonra efemize soracaklarım var. Benim adım Tezcan Özcan. Bayındır Efeler Kültür Derneği Başkanıyım. 1975 Aydın doğumluyum. 2010 yılında Bayındır Efeler Kültür Derneği'ni kurduk. Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Efelik kültürünü. Ki biliyoruz buralarda da Efeler dağlarda yaşamış. Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük kahramanlıklar yapmış. Efelerin yanında kızanlık yapmış Efelerimizi. Kızanlarımızı keşfedip kültürümüzü korumaya çalışıyoruz Lokman Bey. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Rica ederim. Sevgili dostlar, çok keyifli, çok güzel bir şekilde Bayındır turumuz devam ediyor. Nereye gideceğiz? Haydi devam edelim. Sevgili dostlar, eğer benim gibi erken saatte İzmir'e düşüyorsanız Bornova'da Çamdibi'de sevgili Mehmet kardeşimin açtığı çok güzel bir çorbacı var. Öyle güzel çorbaları var ki sabah bu çorbalarla başladığınızda güne bomba gibi başlarsınız. Çok güzel bir yer, hemen yaptığı bu çorbanın karşısında bir de kaburgacı açtı. Aslında o eski lokanta semt kültüründe bir nevi yaşatıyor burada. Kendisini sosyal medyadan da tanıyorsunuz zaten. Çok güzel yemekler yapıyor, çok güzel yemekler yiyor. Peki çorbalar nasıl yapılıyor? Hadi hep beraber ondan öğrenelim. İsmim Mehmet Ay. Ben 2009 yılından beri gıda işiyle uğraşıyorum aslında. Yaklaşık 7 yıldır da sosyal medyada paylaşım yapıyorum. Gurme diyorlar ama gurme değiliz biz. İşte kendimize ben göre kendime yediğimiz... lezzet düşkünü diyorum, evet, zaten. Aynen, biz de aynı şekilde gidiyoruz. İşte yediğimizi anlatmaya çalışıyoruz insanlara. 2009'dan beri de restoran işletmecisiyim. Devam ediyorsun. Bu çorbacıyı biz 1 yıl oldu açalı. Harika. O zaman bize ne yapacaksın peki sevgili? Size ben bir tane atom yapayım karışık. Hepsinin atom olduğu istiyorsanız bir o tane zaman de ayak paça göstereyim. Nasıl harika istiyorsanız. Harika. Bir atom yapalım. Bir tane de. Bir tane atom yapıyoruz şimdi o zaman. Bu işin en güzel tarafı ne biliyor musun sevgili dostlar? Bu güzel çorbayı aldığınızda yanında taze ekmek olacak. Evet. Taze fırın ekmeği. Evet. Taş fırın ekmeği. Banıp yiyeceksin. Evet. Var mı ekmeğimizde var, sevgili? Var. Hemen taş fırın ekmeğimiz de var. Of. Bu arada mis gibi kokuyor burası. Hani böyle gittiğinizde ağır bir koku da yok. O da çok önemli. Evet. Yani onu muhafaza etmek de çok önemli. Bu arada hala kazanlar burada kaynıyor. Evet, kaynamaya şurada devam ayak ediyor. Paçalar devam ediyor. Atom yapalım. Bir tane de kelle paça yapalım. Sonra sofrada ben tadına bakacağım. Serviste de olmazsa olmazımız rokamız.
Tabii sevgili Mehmet bir de buraya kurutulmuş acı biber koymuş. İşte o mis gibi bak taze taze. Oh, fırın ekmeğimiz de burada. Ama sirkeyle sarımsağı koymadan önce, acıyı koymadan önce bak. Şu üzerindeki şerbete bak nasıl hemen katı katı hale gelmiş. Bu atom. Bir şey söyleyeyim mi dostlar? Harika. Oh. Harika, kesinlikle tadına bakın. Çok güzel karışık ama bizim gibi klasikçiler de kelle paçadan vazgeçmiyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben bu lezzete bayılırım. Bayındır, Türkiye'nin çiçek bahçesi. O kadar güzel çiçekler üretiyorlar ki artık Hollanda'nın tek rakibi diyebiliriz. Çiçek için buraya bir organize sanayi bölgesi kuruluyor. Artık katma değeri de artacak ve belki de dünyayı biz böyle çiçek açacağız dünyada. Onu da söyleyebilirim. Çok güzel, çok keyifli, çok verimli bir toprak Bayındır. İzmir'e de çok yakın, yaklaşık yarım saatlik mesafede. Ama böyle Bayındır'a doğru geldiğinizde, şöyle camlarınızı açıp mis gibi kokuyu içine çektiğinizde o harika çiçeklerin, lalelerin, güllerin, sümbüllerin ve bitkilerin kokusunu içinize çekeceksiniz. Şu anda bir seradayız. Peki burada daha başka hangi bitkiler, çiçekler yetişiyor? Uzmanına soralım. Şimdi burası Türkiye'nin çiçek bahçesi dedik. Cennetten bir bahçe. Öncelikle neler ekip biçiyorsunuz burada? Neler yetiştiriyorsunuz? Biraz onlardan bahsedelim Bayındır'da. Bayındır bölgesinde hava ve iklim olarak her türlü bitkiye müsaittir. Ortamı verdiğiniz sürece dünyaya çiçek hakkında hükmeden bir ülke olur. Bir bölge olur yani. Şimdi aslında son zamanlarda hep Bayındır Türkiye'nin çiçek bahçesi diyoruz. Ne yaparsak biz Hollanda'yı geçebiliriz. Ya da dünyada bir numara haline gelebiliriz. Bir, bu işi meslek haline getirmek ve branşlaşmak gerekir. Nerelere gönderiyorsunuz dünyada? Yani dünyada daha çok Asya ülkelerine, Azerbaycan, Türkmenistan, İtalya, İspanya ağaç türünü çok gönderdi. 700-800 tır mal gitti Türkiye'den. Ciddi bir adet. Buradan da alındı. Şunu söylemek istiyorum. Bayındır, dünyanın da bahçesi olabilir. Sadece biraz daha destek ve bu işe yönelim gerekiyor. Eğer bu işe yönelim gerekirse ziraatçısıyla, mühendisiyle, peyzajcısıyla bu işte para var diyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Sesinizi duyurduğunuz için çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Sevgili dostlar, Anadolu'dayız tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, Turan köyüne geldik. Buraya geliş nedenim elimde görmüş olduğunuz bu kuru çiçekler. Son zamanlarda dekorasyonda çok fazla kullanılıyor. Rengarenk, cıvıl cıvıl, bence çok da şık oluyorlar. İşte Turan köyü bu işin artık neredeyse kompedanı. Köyün hepsi kuru çiçekle uğraşıyor. Peki bu çiçekler nasıl bu hale geliyor? Hadi uzmanından öğrenelim. Anneciğim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, seni tanıyalım. Aygül Bitek. Aygül ablacığım, ne yapıyorsunuz? Çiçek yapıyoruz. Ne zamandan beri yapıyorsun bu çiçekleri? 5 yıldan beri. Evet, komisyonculuk yapıyoruz. Evet. Diğer köylü, bütün köylü doğadan toplayıp geliyor. Bahçesine dikiyor, tarlasına dikiyor, tarım işi. Keten, buğday, kuş yemi,
gördüğünüz bu pamuk çiçeklerimiz doğadandı. Bunların tohumunu alarak kendimiz de üretmeye başladık. Evet. Aynı buğday ekiyor gibi. En pahalısı oymuş. En pahalısı bu. Pamuk olan mı, değil evet, mi? Evet, başı bu çekiyor. O pahalı birazcık. Evet. Bunlar ucuz da. Bunlar pahalı. Evet, öyleymiş. Ondan şimdi 5-6 parçayı kendimiz dikiyoruz. Diğerleri kurt, solucan, bulgur otu dediğimiz diğer çiçeklerimiz de doğadan geliyor, toplanıyor. Burada kök boyalarla mı boyuyorsunuz? Nasıl boyuyorsunuz evet, onları? Evet, kök boyalarla boyuyoruz. Kumaş boyasıyla boyuyoruz. Boyalarımız da asla çıkmıyor. Kaç demet yapacağız böyle? Kaç demet bağlayacağız? Günlük mü? Evet. Günlük... Bana bakar. Şeyin çiçeğin durumuna göre mesela pamuk çiçeği yapıyoruz. 600-700 tane yapıyoruz. Evet. Keten pamuk çiçeğinden biraz daha ağır gider. Daha mı ağır gider? Evet. Niye? Bunlar dolaşır birbirine çok. Böyle çözmekle bunları açıyoruz. Demetini düzeltiyoruz. Evet. Ne bileyim işte böyle onarıyoruz diyelim. Zordur diyorsun yani bu. Evet. Pamuk çiçeğinden biraz zor. Biraz daha zor. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür sevgili ederim. Sevgili dostlar, şimdi bugün yeşil rengiymiş, rengimiz yeşilmiş. O nasıl yapılıyor? Biraz ondan bahsedelim. Evet. Bir de bu işin artık tabii ticari boyutu var. Onu da öğreneceğiz bakalım. Bu işte para var mı? Türkiye'nin bütün yöresine, dünyanın bütün yöresine dağıtıyoruz. Dağıtıyorsun. Evet. O zaman bu işte biraz para var. Mutlaka. Olmazsa mutlaka yapmam diyorsun Allah yani. Bereket versin. Amin diyoruz. Haydi o zaman bereketiyle beraber öbür tarafa geçiyoruz. Annelerle konuştuk. Evet. Bu işte para var diyor. Eğer çalışırsak. Çok. Çok değil mi? Çok çalışırsak. Çok çalışırsak. Evet. Çok zor bir iş yani. Yani maşakkatli bir iş. Çok. Bir demet çiçek 12 defa elden geçiyor. 12 defa? Aynen öyle. Peki festivalleri de yapılıyor bu işin? Evet. Köyümüzde Bayındır Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl birincisi düzenlendi. Ve umduğumuzdan çok büyük bir rağbet gördü. Tabi bu da satışlarımız üzerinde bir etkisi oldu. Şimdi birazcık hafif aslında tam kurutmadan mı boyuyoruz? Nasıl yapıyoruz? Şimdi çiçeğin durumuna göre değişiyor. Evet. Bazı çiçekler tam kurutmadan da boya alabiliyor. Bazı çiçekler iyice kuruması bu gerekiyor. Bu ne çiçeği şu anda? Bu nar çiçeği. Nar ismi. Çiçeği. Evet. Evet. Bu şimdi nar çiçeğini boyayacağız. Kurt otu var elimizde. Onları boyayacağız. Bir yeşil boya yaptığımızda elimizde mesela 10 çeşit çiçek var. Hepsini boyasını yapıyoruz ve yeşili bir gün bitiriyoruz. Diğer gün mor yapıyoruz, diğer gün kırmızı yapıyoruz. İşte her gün bir renk şeklinde bir 15-20 günde sezon boyu satacağımız çiçekleri boyuyoruz. Şunlar şey pamuk otu mu? Kendine evet. Yani ekmek için mi yoksa denemek için mi yaptınız? Pamuk otu aslında doğadan toplanan bir çiçektir. Evet. Biz ne yaptık? Doğadakilerin tohumunu alma yöntemiyle bu işi geliştirdik. Tarlalarımızı ektik. Bunlar görsel olarak hani buraya gelen misafirlerimize göstermek için diktiklerimiz. Ama ana üretim yerimiz tarlalar. O zaman buyurun efendim. Hazır mı boyamız? Tabii. Şu anda hazır. Kök boyalarla bakalım farklı bir yeşil yakaladık. Kaç saniye durması gerekiyor? Yine çiçeğin türüne göre yani 5 saniye ile 20 saniye arasında durması gerekiyor. Of 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 ve çıkan yeşilimiz geliyor. Şimdi onları nereye koyacağız? Evet şöyle. Peki kurutmada herhangi bir fırınlama işlemimiz var yoksa? Doğal yöntemle yani güneş ve rüzgardan faydalanarak kurutuyoruz. Yağmurlu günlerde boya yapmıyoruz dolayısıyla. Hava evet. Durumunu takip ediyoruz. 24 saat içerisinde de kurumayı sağlıyor zaten. 24 saat içerisinde evet. Oluyor? Zaten sektörün en hızlı olduğu dönem yaz ayları olduğu için hani İzmir bölgesinde de kurutmada sorun yaşamıyoruz. Yaşamıyorsunuz. Zaten. Aynen. Şefim kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, eğer çok çok çalışırsanız bu işte para var diyoruz ve gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Turan köyündeydik, çiçeklilerle beraberdik, kuru çiçeklerle beraberdik. Bu sene ilki yapıldı festival. Evet. Umarım bu geleneksel hale gelir ve nice nice festivallerle bu kuru çiçekler daha da fazla artar diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Köyümüze, mahallemize, ilçemize bekliyoruz tüm Türkiye'yi ve dünyayı. Yüreğinize sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun.
Sevgili dostlar, arık başına geldik. Burada size çok güzel yemekler yapacağız. Kim yapacak? Ustaları yapacak. Haydi gidelim. Çok güzel bir bahçede, çok güzel bir hanımefendiyle çok güzel bir yemek yapacağız. Ama önce hanımefendiyi tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Ben Nurhan Başaran, doğmak büyüme bu köylüyüm. Bu köyde doğdum, büyüdüm, evlendim. İşte yaşıyoruz torun torba bir şekilde. Bu bahçeyi nasıl bu hale getirdin böyle güzel? Valla bu bahçeyi eşimle beraber getirdik. Evet. Yani sürekli uğraşıyoruz. Bakarsanız böyle güzel yerler oluyor. Aslında baktığımızda ufacık, normal duvarlarla örülü küçük bir bahçe. Ama işte çiçeklerle, ağaçlarla muazzam bir yere dönüşmüş. Evet. Böyle insanın iştahı açılıyor bu bahçeye geldiğinde. Peki bu bahçede bize ne yapacaksınız? İşte ben bu bahçede şimdi size Çerkes lefsisi yapacağım. Çerkes pastası, kaçamak dediğimiz. Kaçamak. Türkçe kaçamak, Çerkesçe pasta diyoruz. Onu yapacağım yani. Malzemelerimizi sayar mıyız? Malzemelerimiz, işte tavuğumuz var. Tavuklarımı kaynattım. Önceden hazır ettim. Evet. Zaman açısından tavuk suyum var. Darı unum var. 2 tane soğanım, 3-4 tane sarımsağım var. Evet. Kişnişim var. Tuzum, pul biberim, nanem, biber salçam, yağım. İşte bu kadar malzeme, bu kadar bunlar. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Bir yandan anlatalım ne yapacağımızı, tabii ki, bir yandan da başlayalım. Tabii ki, bir yandan başlayalım. Şimdi önce ne yapıyoruz? Şimdi önce bunları rendeleyeceğim. Bu köyde Çerkes köyü dediler. Evet, sırf Çerkesiz biz. Zaten bir şey söyleyeyim, yani bir yerde Çerkes oturuyorsa orada başkasının oturma şansı yok. Başkasına toprak satmazlar. Kolay kolay kız vermezler. Kolay kolay kız almazlar. Çerkezlerin evet, böyle ayrı bir bütünlüğü var. Yani kültürümüzü daha içimizde yaşıyoruz. Çok da önemli değil diyorsun bilip bilmemeleri. Biz burada kendi halimizde yaşıyoruz. Şimdi köyümüzde artık var yani. Hani. Valla ben nereye? Kocaeli'de bir Çerkes köyüne gittim. Anadolu'da yaşayanlar için. Dediler ki biz burada yabancıya toprak bile satmayız dediler yani. Bizim de öyleydi ama köyümüz gelişti artık. Gelişti yol mi? Yol üstü olunca. Tabii şu an tam önünden yol geçiyor şu anda. Tabii ki de. Çerkes kızları da. Yemeklerimizden, şeylerimizden. Erkekleri de çok marifetlidir, onu da söyleyeyim bu arada. Ben onların kültürüne de aşinayım birazcık. İzmir'de büyüdüm. İzmir'de de bizim Çerkes komşularımız vardı. Çok tatlılar, çok şekerler ve çok da hamarat ve çalışkandırlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi artık soğanımızı rendeledik. Evet. Şimdi onu soteleyeceğim. Evet. Şunları şöyle kenara koyuyorum. Evet. Sonra tavuklarımızı mı koyacağız içine? Evet, evet. Suyumuzu koyacağız, tavuklarımızı koyacağız. Ben bunun biraz ön hazırlığını önden yaptığım için... Kolay kolay halledeceğiz diyorsun. Yani zaten bizim Çerkesler Kafkasya'dan geldikleri için... Rusya'da sebze türü bilmem ne tabii ki kaç sene önce gelindi. O zaman yok çok. Yoktu. Biz sebzeye çok alışkın değildik. Biz sebzeyi burada tanıdık. Öğrendik. Burada yani atalarımız burada öğrendiler. Onun için daha çok bizim hamur işi. Ve et işi. Kimisini kaynatıyoruz, kimisini kızartıyoruz. Bir şekilde işin içinden çıkıyoruz yani. Benim Çakır annem şimdi bize güzel bir... Neydi yemeğimiz adı? Lepsi. 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 Et suyu demek aslında. Lepsi demek, le demek, et demek. Evet. Et suyu. Yani et suyundan yemek yapıyorum demek. Et suyundan yemek yapacağız. Ha, Türkçesi bitti o. Bitti mi? Bitmedi. Ondan sonra bir lezzetimiz daha var. Haydi o pişsin, sonra diğer lezzetimiz gelsin. Tavuklar pişe dursun. En son onun terbiyesini vereceğiz. Tamam. Darı mısır unuyla. Şimdi kaçamağını yapıyoruz. Evet. Kaçamak nasıl yapılıyor? Bir anlatır mısınız? Kaçamağı işte sıcak suyu kaynatıyoruz. Evet. Ondan sonra darı ununu böyle sulandırıyoruz yani. Evet. Sos gibi diyelim hani. Hazır ondan... başlayalım mı sıcak? Başlayalım. Ben suyumu koyayım. Oh 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 oh. Vallahi yemeğin tadını çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi biraz tuzunu koyuyoruz. Evet. Nasıl bir kıvam alacak sonra piştikten sonra kaçamağı? Piştikten sonra hem yumuşak hem yani ele çok fazla yapışmayan bir kıvam alıyor. Şimdi biraz tereyağı da koyuyoruz. Burada başka hangi böyle yöresel yemeklerden yapıyorsunuz daha çok? Mesela bu darı ununla yaptığımızı normalde şey olarak da yapıyoruz. Beyaz undan da yapıyoruz. Ona memirse diyoruz. Hani memirse. Memirse diyoruz ona. Hmm. O şekilde de yapıyoruz. Şimdi bunu burada bu şekilde böyle
sulandırıp üstüne ilave ediyoruz. Ya da direkt döküyoruz yani. Topaklamamız mı gerekiyor? Biraz daha mı şey yapacağız? Nasıl olacak şimdi? Bunu koyacağım ben şimdi. Evet. Bak şimdi bunu böyle ilave edeceğim, kaynayacak. Sonra ben bununla bunu döveceğim. Döveceksiniz. Keşkek döver gibi döveceğim. Oo, çok güzel. Evet. Enteresan, ilk defa yiyeceğim bir yemek. O zaman haydi kaçamağı da yaptıktan sonra biz sofraya kaçalım. Sevgili dostlar, sırada çok güzel bir neyimiz var? Halucumuz var. Halucumuz var. Evet. Ama önce sizi tanıyalım. Tabii ki. Ben Arıkbıcı köyündenim. Hasibe Kireçkaya. Burada doğdum, burada büyüdüm. Ve hep buradasınız. Hep buradayım. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu yemek nasıl yapılıyor? Biraz ondan bahsedelim. Tabii ki. Bu bizim Çerkez böreğimiz. İsmi de haluç. Bunu yağda yapacağız. Hamur açıp içine koyacağız. Çerkez peyniriyle yapıyoruz bunu. Çerkez peyniriyle? Evet, kendi. Kırmızı olan? Kırmızı olan da ayrı bir böreğimiz oluyor. Metaz oluyor. Onun ismi Metaz. Metaz? Evet. O da soğan mı var içinde? Onun içinde soğan var. Kuru soğanı kavuruyoruz. İçine de salçayı koyuyoruz. Yağı karıştırıyoruz. Loru da içine koyuyoruz. Bu bol yağda mı kızartılıyor? Yoksa gözleme gibi mi yapılıyor? Yok yok. Onun suyun içinde haşlayacağız. Ha, bunu haşlayacağız, bunu evet, kızartacağız. Evet, bunu kızartacağız. Evet. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben de Arıkbaşı köyünde yaşıyorum. Tuğba adım. Ben de yardım etmek için geldim Sevgili teyzeme. Şef yardımcısı olarak burada. Evet, şef yardımcısı olarak. Siz ne yapacaksınız? Göreviniz ne burada? Benim buradaki görevim şu an hamuru açmak. Hamuru açmak. Evet. Siz de içini mi dolduracaksınız? Evet, ben de içini. O zaman efendim hamurumuzu bir yandan açalım. Yemekler olsun. Masaya gidelim. Sevgili dostlar, şu güzel lezzetlere bakar mısınız? Çok çok güzel görünmüyor mu? Yöresel lefsi, bu haluşe, bu da metaze. Bu arada metaze yapılırken gençler şöyle bir dipnot verdi bana. Dediler ki özellikle hani düğünlerden sonra gençler bir araya gelip sohbet ettiklerinde bunun içine böyle bazen şeker, bazen acı, bazen bol karabiber koyup oradaki misafirlere İkram ediliyormuş. O çok acı, çok tatlı veya karabiberli kime denk gelirse ona bir görev veriyorlar veya bir şey istiyorlar ondan. Onu da onu yapması gerekiyormuş. Bir nevi böyle bir oyun mantısı aynı zamanda. Hala süre gelen keyifli bir oyun. Bence gelenek göreneklerde bunların devam etmesi için de işte kuşaktan kuşağa aktarılması gerekiyor. Buradan alsam, tadına baksam nasıl olur diye düşünüyorum ama ben birazcık sonra tabağıma alacağım onu. Çok çok güzel olmuş. Bu arada şunu söyleyeyim sevgili dostlar. İçindeki baharatlar isteğe göre değişebiliyormuş. Mesela biz buraya farklı baharatlar koyduk ama klasiğinde nane olmayabiliyormuş. Özellikle hanımefendi bunu belirtmemi istedi. Çünkü malum katı kurallarımız var, o kurallardan dolayı da sonra demesinler diye bunu da belirteyim. Ama baharatı, lezzeti çok çok güzel. Şöyle ben birazcık önüme aldım. Ekip de hadi ye hadi ye de biz de yiyelim modundalar. Ama öyle bir şey yok. Ben şimdi böyle bir ilk önce şu. Çok çok güzel. Şimdi biraz mantımızdan alacağız. Bu da aslında sosuyla ve yoğurduyla da servis edebiliyorsunuz. Şurada sosu var. Şöyle ben birazcık sürdüm. Bana da şimdi acılısı falan denk gelmesin. Hmm.
şey söyleyeyim mi? Lezzetler efsane. Ne diyoruz Mithat? Söyleyeyim mi? Sevgili dostlar, ben bu lezzete bayılırım. Merhaba. Merhabalar. Seni tanıyalım. Bersis Aktürk adım. Bersis Aktürk. Bersis. Bersis ne demek? Çerkezce kral demek. Kral demek. Evet. Oo, Bersis. Çok güzelmiş ismin. Senin ismin ne? Berslan. Berslan. Berslan ne demek? Prens demek. Siz kardeş misiniz? Evet. Ama o kral, sen prens. Hangimiz büyük? Ben mi? Sen önce prens yapmışsan sonra kral mı gelmiş arkada? Evet. Çok güzelmiş ama isimleriniz ya. Süper. Çok... Şöyle kızların yanına geçeyim. Merhaba. Merhaba. Senin ismin ne? Elif Nur. Merhaba sana. Merhaba. Senin adın ne? Ecrin Günefezek. Anlayamadım. Ecrin Günefezek. Günefezek. Ecrin. Ecrin Günefezek. Günef. Ne demek Günef? Kalbimin ışığı demek. Kalbimin ışığı demek. O da mı Çerkezce? Vay, ne kadar güzel anlamlı isimler ya. Burada kralla prens var. Burada kalbimin ışığı var. Burada Elif var. Ne kadar keyifli. Ne yapacağız? Hazır akordiyonumuz da varken hazır mıyız? Şöyle güzel bir oyun gösterecek miyiz? Evet. Herkes Çerkezlerin gücünü görsün mü? Evet. O zaman haydi başlıyoruz. Sevgili dostlar, Bayındır'da Kızıloba köyüne geldik kiraz toplamaya. Hey maşallah, buranın kirazları da maşallah elma gibi elma. Muhtarım topluyor bir yandan da, konuşacağız ve şu güzelliğe bakar mısın? Haydi bu kirazın hikayesini köylüden dinleyelim. Kiraz yemekten programı çekemiyorum. Ablacığım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, seni tanıyalım. Ben Yeşim Gelir. Yeşim ablacığım, gelirimiz kirazdan mı? Evet. Hey maşallah, şuraya bakın. Kaç ton kiraz topluyorsunuz burada? 7 ton. 7 ton. Peki bu kirazı biz yurt içinde göremiyormuşuz. Nereye gidiyor bunlar? İhracat olarak. İhracat olarak mı? Peki bir günde toplamda kaç kilo toplayabilirsin böyle rahat rahat çalışsan? Kendim 100 kilo, 200 kilo. Çalışanlar? Çalışanlarla beraber 600-700 kilo. 600-700 kilo. Cinsi ne bunların? Salihli. Salihli kirazı. Meşhur, evet. Manisa Salihli kirazı değil mi? Evet. Harika bir kiraz. Ballı ballı. Daha da büyüyecek. Kızarmaya da başlamış.
İki cins kiraz varmış burada. Dilerseniz diyelim de öbür tarafta konuşalım. Kolay gelsin sana. Sağ olun. Toplamaya devam. Merhabalar. Merhabalar. İsmim Mehmet Gelir. Kızılova Mahalle Muhtarıyım. Genelde ağaç türü evet. Çiftçiliğimiz. Yani kiraz başlıca meyvelerimizden mahallemizde. Bunun yanında ceviz, kestane, aynı zamanda kuru incir, yağlık, zeytin. Köyün ana gelirleri bunlar. Burada kaç dönüm var şimdi? Burası tamamı... Aşağıya da kat. Şimdi 2-3 parça var burada, evet. Onun için düşündüm. Tamamı 12 dekar. 12 burası. Dekar. 8 dekar da ileride var. 20 dekar. 20 dekar. Ya şimdi göstermek istiyorum ben. Böyle gördükçe gözüm takılıyor. Bak şöyle bir tane daha kopardım. Ben de şunlara bakar mısın? Bu ne kadar büyük maşallah. Evet. Kaç kalibre dedik bunları? 28-30 kalibre bunlar. 28-30 kalibre. 28-30 kalibre ben Türkiye'de görmedim. Yani var da nadir böyle isteyenler için. Şöyle bunlar İstanbul'a hallere gidiyor. Evet. Tabii nadir oluyor. Marketlerde satılıyor. Tabii %98'i yine de ihracata gidiyor. Sevgili dostlar, kirazın hasını sizin için çektik. Çok lezzetli, ballı ballı. Giderken biz de biraz bunlardan almalı deyip saçma sapan bir maniyle dolduruyorum. Ki, gerçekten çok güzeldi. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sevgili dostlar, daha gezecek çok yerimiz var ama ben bu kiraza bayıldım. Sevgili dostlar, Bayındır'da Ilıca bölgesine geldik. Burası Bayındır'ın termal sularının olduğu çok güzel bir yer. Özellikle İzmirlilerin hafta sonu kaliteli vakit geçirmek için de uğradığı yerlerden biri. Burada güzel bir deremiz var, köprümüz var, tarihi çınar ağaçlarımız var. Her şeyden güzel rüzgarımız var ve serin havamız var. Haydi Ilıca'yı birazcık gezip dolaşalım. Sonra size burada çok lezzetli yöresel yemekler yapacağız. Bir de burada patlıcan balığı diye, bazen de balı diyorlar. Çok güzel bir yemek yapıyorlarmış. Daha doğrusu böyle çıtır çerezlik bir lezzet. Haydi beni takip edin. Kızılova köyünde böyle yukarıya doğru çıktık, dağları dolana dolana. Gelme nedenimiz arkamda görmüş olduğunuz bu devasa anıt çınarı. Aslında şöyle bir özelliği var. Bu ağaç Türkiye'nin en geniş gövdeli ağacı. Yani şurada herhalde bir 50 kişi el ele tutuşup dönsek burayı saramayız. Yaklaşık 40 metreden daha uzun. Eğer siz de Kızılova'ya gelirseniz kiraz yemeye, hazır kiraz yerken şu ağaçı da görmeye ve bir fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyin diyorum. 1300 yaşında olduğu belirtiliyor. Yani bilimsel olarak yapılan hesaplamaya göre 1300 yıl önce bu ağacın burada olduğu düşünülüyor. Yani biz yokuz daha bu topraklarda ama bu ulu çınar buradaymış. O nedenle kıymetini bilmek gerekiyor, korumak gerekiyor diyoruz. Ve gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar, Bayındır'da Ilıca bölgesine geldik. Ilıca buranın termal şifalı sularının olduğu çok güzel. Aynı zamanda mesire alanı. Özellikle hafta sonları İzmirlilerin de uğrak bir yeri.
Bulunduğumuz bu tesis belediyenin bir işletmesi. Aslında biraz sonra buraya muazzam bir sofra donatacağız. Bayındır'a özgü, İzmir'e özgü, Ege'ye özgü lezzetlerle donatacağız ama burada Bayındır'da çok eski bir gelenek olan, özellikle sabah kahvaltı niyetine tarlaya çalışmaya gitmeden önce yenen bir lezzeti anlatacağız değil mi usta? Anlatacağız şefim. Seni tanıyalım öncelikle şefim. Ben Metin Usta. Metin Usta'm yaş kaç? 59. 59. Ne zamandan beri bu işleri yapıyorsun? 40 yıldır falan. 40 yıldır. 40-45 yıldır yapıyorsun. Hem bir yandan yapalım, bir yandan da bunun hikayesini anlatalım şefim. Şimdi patlıcanları şimdi şöyle soyuyoruz. Evet. Ne zamandan beri bu yemeği yersin usta? Biz çocukkenden beri yiyoruz. Çocukkenden beri. Evet. Bunları böyle ince ince jülyen şeklinde kesiyoruz. Bunları un, su, yumurta ve tuzdan bir sos yapıyoruz. Evet, bir bulamaç. Bulamaç yapıyoruz. Sos. Evet. O sosu sostan sonra yağ atıp kızartıyoruz. Ondan sonra hazır hale gelip karpuz, kavun, ayran, ne bileyim sabah kahvaltısı. Ne bu yemeğin adı? Patlıcan balı diyorlar bizim burada. Patlıcan balı. Evet. Bal nerede? Bal yok. İçinde. Bal yok mu? Bal içinde bunun. Bal içinde. Evet. Bunun içine bulayıp bulayıp kızartacağız. Atacağız, evet. Ondan sonra tadına bakacağız. Peki yanında yoğurt falan nasıl olur? Yoğurt, ayran gider bunun yanında. Gider mi? Gider. O zaman şefim haydi şu patlıcan ballarını bir güzel pişirelim. Şöyle daha sonra muazzam bir sofra kuracağız. Buranın yöresellerini yapacağız. Ne zaman? Şu balları pişirdikten sonra. Ilıca'da, şu güzel sofrada, şu güzel havada, hemen köprünün yanı başında çok güzel bir sofra kurduk. Efendim biz bal dedik ama patlıcan balığı da deniyormuş burada, balı da deniyormuş. Balık gibi olduğu için belki patlıcan balığını daha da çok kullanıyorlardır. Şöyle bir tabağıma koydum. Sonra uluk katmeri var şurada. Uluk burada tembel demekmiş. Şurada etli ekmeğimiz var. Ufak ufak, küçücük. Kavurması çok meşhur. Kavurmamız var. Daha nice güzel lezzetler de var. Patlıcan balığının tadına bakacağım. Şefimin dediği kadar varmış. Şöyle biraz keşkeğinden de aldım. Keşkek çok önemli Ege bölgesinde. Saatlerce dövülmüş. Çok çok başarılı. Benim aklım nedense biraz kavurmada. Buranın kavurması çok meşhur. Havamız güzel. Hava güzel. Atmosfer çok güzel. O zaman ne diyorum? Ben bu lezzetlere bayılırım. Sevgili dostlar, çok gezdik, çok dolaştık. Dilim döndüğünce size İzmir'in, Bayındır'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştım. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.